Çok kıymetli daire amirlerimiz, meclis üyelerimiz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada gönüllerde taht kuracak ve hakikaten hem öğrenci bazında hem veli bazında bize yeni bir ufuk gösterecek, bize yeni bir derinlik kazandıracak Sıtkı Aslan Han hocamızla inşallah burada seminerine, sohbetine katılacağız ve feyizleneceğiz. Ama bu faaliyetlerimiz, şunu hemşerilerimiz unutmasın, düzenli olarak devam edecek. Ola ki, hani hep atalarımız söyler ya, bir nal bir atı, bir at bir çeriği, bir çeri bir mangayı, bir manga bir orduyu, bir ordu bir milleti, bir millet belki dünyayı kurtaracaktır. Bize nerede hata yaptık? Yemiyoruz, yediriyoruz. İçmiyoruz, içiriyoruz. Giymiyoruz, giydiriyoruz. Her türlü imkanı sağlıyoruz bu çocuklara. Biz nerede hata yapıyoruz? Kıymetli dostlar, altını çizerek söylüyorum. Özellikle son 10 yıldır Türkiye'de maalesef biz anne babalar sadece çocuklarımızın okul başarısına odaklandık. Sınav başarılarına odaklandık. Karnenin sol tarafına, matematiğine, fiziğine, kimyasına, deneme sonuçlarına odaklandık. Ayakkabısına, cep telefonuna, tişörtüne odaklandık. Kimse çocuğunun kişiliğine, karakterine, edebine, ahlakına, şahsiyetine odaklanmadı. Çocukluğum Manisa'da merkeze bağlı şirin bir köyde geçti. Bir yetim arkadaşımız vardı. Olur da bakkaldan bir çikolata alırsak bir tane de onu alırdık. Eğer gücümüz bir taneye yetiyorsa ortadan böler ama büyük parçayı mutlaka ona verirdik. Benim anam okuma yazma bilmez. Alim bir kadın değil ama birçoğunuzun anası gibi Anadolu'nun arif kadınlarından. Derdi ki, oğlum yetim Allah'ın bize emanetidir. Yetimi üzen, yetimi inciten, yetimi ağlatanın dünyası ve ahireti perişan olur. Ama yanlış anlamayın. Benim çocuğumun annesi babası olmam. Onlarla top oynamam, güreşmem, eğlenmem. Kaydıraktan kaymamın önünde engel değil. Ben kendi çocuklarımla bunları yapıyorum. Ama çocuklarım biliyor ki ben onların babasıyım. Kızım küçüktü. Ya baba dedi. Elif, baba var, yav yok. O kelimeyi bir daha duymayacağım. Ya anlıyorum sizi. Tamam. Babalarımız bizi dizlerine almadı. Eyvallah, haklısınız. Ama biz de şimdi çocukları tepemizden indirmiyoruz. Gelin şunun ortasını bulalım ya. Hala babam bir dakika içerisinde, abartısız söylüyorum, 10 kere odaya girip çıksın, ben onun da ayağa kalkarım. Buyur baba. La oğlum otur, koca adamsın, çoluk çocuk sahipsin. Estağfurullah baba. Ya şaka değil. Oyun değil, oyuncak değil. Babasının 11 yaşında koca devleti teslim ettiği Fatih Sultan Mehmet Ergen olmadı mı? Biz 11 yaşında oğlana 5 lira verip bakkala göndermeye korkuyoruz. Yolda parayı düşürür diye. Liseye giden oğlana baba 100 lira verip okula göndermeye korkuyor. Paranın başına bir iş gelir diye. Baba 11 yaşında oğlana devlet teslim ediyor. 17 yaşında ayaklarından özürlü Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor. Peygamberin son komutanı Hazreti Ebu Bekirler, Ömerler, önde 17 yaşında bir kölenin çocuğu Üsame radıyallahu anh. Peygamberimiz diyor ki Allah bana gençlerin yardımını lütfetti. Şimdi bizim gençlerimiz ne yapıyor ya? Bir gün bir arkadaşım dedi ki, Sıtkı niye gidiyorsun her yerde konuşuyorsun da, gel dedi ben sana bir hayat dersi vereyim de gittiğin yerlerde onu anlat dedi. Olur dedim, seni hipnoz edeceğim dedi. Bana hipnozla ölmeden birkaç dakika öncesini yaşattı. Ben yatağa uzanmışım. Onun telkinleriyle biliyorum ki birkaç dakika sonra hayata gözlerimi yumacağım. Ve yine onun telkinleriyle yaşarken beraber olduğum eşim, dostum, arkadaşlarım sırayla başucuma geliyor. Yaşarken söyleyemediğim duygu ve düşünceleri haykırarak söylüyorum. Uyandığımda baktım ki üstüm başım sular içerisinde. Arkadaşım dedi ki Sıtkı çok ağladın. Ama biri geldiğinde hepsinden daha çok ağladın. Merak ettim, kim o dedi. 4 yıl aynı fakültede okuduğumuz, aynı evde kaldığımız Feyzullah Bekir diye bir arkadaşım var. Mükemmel bir yeteneği var. İnanılmaz bir taklit ve stand-up yeteneği var. Sene 99, sınavları bitirdik. 3 aylığına İstanbul'a gittik. Çamlıca'ya doğru bekar bir arkadaşımızın bodrum katındaki evinde kalıyoruz. O evin o rutubet kokusu hala burnumdadır. Ulusal bir radyoda program yapacağız. Eğitimlere katılıp kendimizi geliştirip tekrar geri döneceğiz. En büyük zevkimiz pazar günü Büyük Çamlıca'ya gitmek. Oranın meşhur bir Çamlıca simidi var. Ancak bir tane alıyoruz, ortadan bölüyoruz. Olur da o hafta cebimizde para varsa birer gözleme, birer meşrubat. Allah! Oranın kralı sensin. Feyzullah benim hayatta en çok sevdiğim dostum. Hatta benim için annemden babamdan bile önde geliyor. Gecenin üçünde mide kanaması geçirdiğimde beni sırtında devlet hastanesine götürüp günlerce başımda bekleyen kişi. Anamın babamın haberi bile yok. Onun da hayatta en çok sevdiği dostu benim.
Ama bilirsiniz, birbirini çok sevenler hep kavga ederler, hep küstürler, hep dargındırlar. Uçakta yan yana oturuyoruz, konuşmuyoruz. Otelde aynı odada kalıyoruz, kavga ediyoruz. Biliyoruz birbirimizi çok seviyoruz ama hiç sevdiğimizi söylemiyoruz. Bir gün bir telefon, bütün dünyam yıkıldı. Arkadaşım beyin kanaması geçirmiş, denizde bir hastanede yatıyor. Gittim odasına girdim, yanındaki sandalyeye oturdum. Elini aldım avuçlarıma, 15-20 dakika sonra doktoru geldi. Durumunu sordum, beyinsel ölümün gerçekleştiğini, kalbinin durmasını beklediklerini söylediler. 23 yaşında canınız, ciğeriniz, kardeşiniz, hayatınızın en güzel, en acı 4 yılını paylaştığınız kardeşiniz, gözlerinizin önünde saçlarını okşuyorsunuz, öpüyorsunuz, ağlıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Aslında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Birkaç saat sonra kardeşiniz hayata gözlerini yumuyor. Götürüyorsunuz, ellerinizle toprağa indiriyorsunuz, üstüne toprak atıyorsunuz, ağlıyorsunuz. 10 yılı geçti vefat edeli, 10 yıldır vicdan azabı çektiğim tek şeydir. Bir kez olsun, ama bir kez olsun şöyle kemiklerini kırarcasına sarılıp, oğlum biliyor musun, hayatta en çok sevdiğim dostum sensin diyememenin acısı hep yüreğimdedir. 2-3 ayda bir Denizli'ye giderim, mezarı başına giderim, ağlarım, onu çok sevdiğimi söylerim ama hiçbir anlam ifade etmiyor. Fakat bu olay benim bütün dünyamı değiştirdi. Şimdi gecenin ikisinde, sabahın beşinde bile evden çıkacak olsam, 1,5 yaşındaki oğlumu bile uyandırmadan, onları öpmeden, sarılmadan, helallik almadan asla dışarıya adımımı atmam. Çünkü hayat bana şunu öğretti: sabah evden çıkıp akşam eve gidememek, akşam eve gidip evdekileri görememek var. Hayat bana şunu öğretti ki şu an bu kollar tutuyor ve ben istediğim dostumu kucaklayabiliyorum. Yarın bu kolların tutmama ihtimali varsa, bugün bu kollarla ben dostlarımı nasıl kucaklamam? Şu dil gönlümde geçen her şeyi söylememi sağlıyor. Peki bu dilin yarın konuşamama ihtimali varsa, bugün bu dille ben dostlarımın kalbini nasıl kırarım?